Sevgili vatandaşlarım, kıymetli basın mensupları. Şu anda hepinizin suratında bir sıkıntı, bir karamsarlık, bir depresyon, bir böyle ne bu hayatcılık, ne oluyor lancılık görüyorum. Hepiniz böyle bir bunaltı, bir depresyon içerisindesiniz. Bir ansiyete adeta, onun da ne anlama geldiğini hala bilmiyorum. Bir sıkıntınız var ama sizin. Anlıyorum. Duyuyorum kulaklarıma. O bazen küfür de ediyor. Bu kadar zam olur mu diye. Olur. Bu kadar az bile. Diyorsun vatandaşın ekmeğine gizli zam yapıyorsunuz. Ekmekle giderek küçüldü. Ekmek fabrikaları kapatıyor. Hayır. Külliyen yalan. Biz burada vatandaşın sağlığını düşündüğümüz için bu küçültmeleri yapıyoruz. Vatandaşımız obeziteyle mücadelede ne yazık ki istediğimiz başarıya ulaşamadı. Hiç düşündünüz mü biz bunu niye yapıyoruz? Sen düşündün mü? Gözüme bak da cevap ver. Lan salak. Salaksın, anlamıyorsun çünkü. Salak. Neyse. Evet. Niye hiç biz ekmekleri küçülttük? Çünkü küçük ekmek dediğimiz, bakın aynı parayı veriyorsunuz, çık kadar ekmek. Aynı parayı veriyorsunuz, çık kadar ekmek. Çık kadar ekmek, kocaman para. Çık kadar ekmek, kocaman para. O size böyle bir sağlam o yağı koyuyor mu? Koyduğu zaman ne oluyor? Doymuş kadar oluyorsunuz. Ben daha almayayım diyorsunuz. Çünkü sağlam. Evet, ekmekte küçülmeyle insanlar yemediği için, yani yemediği ve yiyemediği için kilo almıyor ve sağlığını... Et olayına gelince niçin biz eti pahalandırdık ve ithal et kullanıyoruz? Buradaki temel prensibimiz şudur. Et demek kolesterol demek. Et, bakın ben size vejeteryen, geçe sebze de pahalı ama ben size hijyeterlik diye bir şey var mı? Hijyeteryenlik. Yani hiçbir şey yememeyi adeta bir Hint fakırı gibi. Bakın Hint fakırları ne yapıyor? Azıcık yiyor, azıcık uyuyor. Geçisi çok uyuyor. Siz çok uyuyun. Çok uyuyun, uyuyun, az uyanın. Bir kafayı kaldırın, ne oluyor la deyin. Tekrar kafayı koyun yatın. Çalışmaya geldim çalışın, gerisine karışmayın. Şimdi et size zararlı. Sebze de bakın, sebzelerde de hormon falan koruyorum. Çünkü buzdolabına alıyorsun sen şimdi bir tane affedersin bir hıyarı. Hıyarın tekini alıyorsunuz, getiriyorsunuz başa. Koyuyorsunuz bu dolabın üst köşesine hıyarın tekini. O bir açıyorsun, hıyar olmuş bu kadar. Niye? Çünkü hormonlu. Ya şu kadar hıyar bu hale gelir mi? Şeyini kaldırırsanız hıyarın, kimyasını bozarsanız gelir. Biz çok hıyar gördük öyle üst dolaba koyup da indiremediğimiz. O yüzden her hıyarı almayın bir, her hıyarı dolabınızın üstüne koymayın iki. Hormonlulardan kaçının, hormonlu hıyarlardan, siz hormonlu sebze almayın daha doğrusu. Bu. O yüzden biz sizin yemenizi çok fazla önermiyoruz. Az yiyin, az için. Neden içkiye, alkole sürekli vergi? Niye? Hepsinin sebebi var. Çünkü içki dediğin tamamen zarar. Sizin kalbinizi yorar ya, öldürür sizi ya. Gerçekten ya. Ciğerlerinizi mahveder ya. Çökersiniz yani. Hafazan Allah. O bakımda diyeceksiniz buna rağmen bazı vatandaşlarımızın biliyorum. Bazı vatandaşlar tamam gözlemiyoruz tamam. Bazı vatandaşlarımızın merdivenin altında ya da evlerinde ya da bacak arası diyorum. Merdiven altında bira, rakı ve şarap ürettiklerini duyuyoruz. Bazı kerahatlar güzel de yapıyor. Ha, geçen dattım diyorum. Almış arkadaş ondan 5 litrelik almış 200 lira. Ya. İyi para. 5 litre 200 lira. Bugün ben geçen ben almadım da arkadaş almaya gitmiş. Bayağı para vermiş yani. Çok para. Sağlam koymuşuz yani vergiyi. O yüzden biz burada ne yapıyoruz? Evdeki insanları istihdama zorluyoruz. Yani ev halkı evinde bira, rakı, şarap. Ya düşünün evlerde rakılar, biralar, şaraplar üretiliyor ya. Tıpkı eski Yunan'da olduğu gibi. Hepiniz bir Bakos muydu? Şarap tanrısı o kadarla kültürümüz. Lisede okumuştuk bir kere. Bakos mu, Baküs mü? Neyse işte her ne zıkkımsa. Hepiniz birer böyle esrik halde şaraplarla, biralarla. Daha ne istiyor? Bir de bize diyorsunuz ki ona yasak buna günah falan diyor. Demiyoruz. Bak küçük istihdamı sizlere teşvik ediyoruz. Diyorlar ki lan yeter bu kadar sövdüğünüz ya. Efendim benzine, motorine bu kadar zam. O niye olmasın? Petrol dediğin ne?
Yoga demediğimiz bir kirlilik. Benzini yakıyorsunuz, çıkan karbon salınımından biz gebereceğiz, gideceğiz, kanser alacağız ya. Allah göstermesin. Ben ister miyim vatandaşımın hasta olmasını? Sırf çevreye zarar vermeyin diye yüklendik vergisine. Yüklendik vergisine. Ha gerçi vergi bizim kasaya giriyor. Onlara da petrolcülere çok fazla para gitmez de oradan. Vergiyi biz alıyoruz çünkü orada. Ama olsun. Çevre sağlığı önemli. Yani ne dedik bununla bakın. Ekmekte obeziteyi, etle yine kolesterolü, efendime söyleyeyim alkolle hem vatandaşın sağlığını korur, bir yandan da istihdamı teşvik ediyoruz. Ve benzin, petrol gibi zamlarda da ne yapıyoruz? Halkımızın çevre duyarlılığına katkıda bulunuyoruz. Böylece havamızın, dünyamızın daha güzel olmasını, ekolojiyi, efendime söyleyeyim, gündeme taşıyoruz ve biz bu konuda hassas bir iktidar olduğumuzu dünyaya haykırıyoruz. Başka soru soran var mı? Ben her türlü sorumuza uygun yalan diyorum. Uygun gerekçeyi sunabilirim arkadaşlar. Ben böyle bir adamım. Ben ne adamım ben ya. Vallahi gerçekten bir vallahi kendimden gurur diyorum ha. Hadi uzayın şimdi uzayın. Uzayın. Uzayın la.